Evet, geometri sorularını çözmeye devam ediyoruz. Değerli öğrenciler, buradaki şu açıyı buraya taşıdığım zaman burası da 2x-3 eksi eder. Dolayısıyla şu iki açının toplamı ne eder? 180 etmek zorunda. Yani e, 3x artı 8 artı 2x eksi 3 eşittir. 180'dir. Buradan x'i bulduğumuz zaman x 35 derece çıkar. Bize e, BFG açısını soruyor. Yani şu açıyı soruyor. Bu açıyı bulmak için ilk gördüğümüz yeri 35 yazacağız. 2 çarpı 35 eksi 3 70 eksi 3'ten cevap 67 olur. Değerli öğrenciler bu soruda zikzak kuralı var. Yani Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşit olmalı. Bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Burada şöyle e, 5x eksi 8 artı 46 eşittir e, 92 artı 2x artı 3 eder. Biz bu denklemi çözdüğümüzde cevabın 18 çıkması gerekiyor. Cevap Adana. Evet bu soruda e, M kuralı var. E, şöyle yapacağız yani. E, sağ bakan açılar toplamı mesela buraya da X diyelim. E, Sağa bakan açılar toplamı, sola bakan açılar toplamına eşittir. Yani burada, şunu demek istiyorum: 123 eşittir 59 artı x eder. Buradan 123'ten 59'u çıkardığımızda e, cevap ne olur? 64 çıkar. Çocuklar, e, bu soruda ne yapacağız? Şimdi burada Z olduğundan dolayı yani şöyle bir e, Z olduğu için önce Z'den e, ne yapacağız? Şu açıyı bulmaya çalışacağız. Bakın, e, şöyle yapmaya çalışalım. E, şurası 78 derece ise e, burası da 78 derecedir. O zaman e, 78'den 29'u çıkardığımızda 18'den 9 gitti 9 kaldı burada kaldı 6 6'dan 2 gitti 4 kaldı yani demek ki şurası 49 dereceymiş şimdi burada aynı zamanda ne var U kuralı var yani şunu söylemeye çalışıyorum şuradaki 49 ile 49 3x artı 2'nin toplamı 180 eşit olmak zorunda. Yapalım bunu. 3x artı 2 ile 49'un toplamı u kuralından 180 e, eder. E, buradan 3x artı 51 eşittir. 180 e, 3x eşittir. 180'den 51 çıkardığımızda kaç kalır onu bulalım. Ee, çıkarma işlemi yapacağız. 10'dan 1 gitti. Hmm, 9 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den e, 5 gitti. 2 kalır. E, 129. Yani buradan 3x eşittir. 129 eder. İki tarafı da 3'e e böldüğümüz zaman... Ee, cevap 43 çıkar. Evet bu soruda e, önce bir uzatma yapalım değerli öğrenciler. Ee, bakın ne yapacağım. Ee, şurada bir doğru uzat uzatması yapalım. Şurayı şöyle buradan başlayıp bir uzatalım. Uzatmayı yaptıktan sonra ee, şurası yarım çember olacağından dolayı e, diğer tarafı başlayalım. 180'den 123'ü çıkardığımızda 7. Burada kaldı 7. 7'den 2 gitti. 5 kaldı. 57. Yani demek ki şurası 57 dereceymiş. Bakın burada tekrar bir e, uzatma yapmaya çalışalım. Yani şöyle bir şey yapalım. Şuradan şöyle uzatma yapalım. Şimdi bunu yaptıktan sonraki aşamada şu vardır. Bakın şurası 57 derece ise e, şurası da 57 derece olur. Çünkü bu, bu açıların ikisi de yöndeştir. E, o zaman e, ne yapabiliriz? E, şurayı da bulabiliriz. İstiyorsak orayı nasıl bulacağız? Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan ne yapacağım? 38 ile eee 57'yi toplayıp 180'den çıkartalım. 15'in 5'i elde var. 1, 8, 95. Bakın 180'den 95'i çıkartalım. Burayı bulmuş olacağız. Buradan 5 kaldı. 8'den pardon 10 17'den 9 giderse ne kalır? 8 kalır. Yani şurası ne eder? 85 eder. X'i de bulmak için de şöyle yaparız. X ile 85'in toplamı 180 etmek zorunda. Buradan x'i bulduğumuzda cevap 95 çıkar. Evet. Başka bir soru. Son sorumuz bu. Ee, şimdi burada da bu tip sorularda genellikle uzatmalar yapmamızda fayda var. Bakın şuradan e, şöyle bir uzatma yaptığımda burada ne oluştu? Bir U oluştu. U'da ne vardı? Oluşan açıların toplamı 180'di. Yani bu açıyla e, şu açının toplamı 180 olmak zorunda. Dolayısıyla 180'den 116'yı e, çıkardığımız zaman e, burası 64 eder. 64. Aynı şekilde yine bir uzatma daha yaparsak yani şöyle bir uzatma daha yaptığımızda yine aynı mantıkla e, bu açıyla şu açının toplamı da ne olmak zorunda? 180 etmek zorunda. O zaman ne yapacağım? 180'den 85'i çıkardığımızda e, burası ne eder? 95 eder. Bakın burası 95 eder. Şimdi şurada bir 3 tane açının toplamı ne etmek zorunda? 180 etmek zorunda. Burada da bir yarım çember var. Yani ben burayı biliyorum. Burayı biliyorum. İkisini toplayıp 180'den çıkaracağım. O zaman e, 64 ile 95'i e, toplayalım. 9 159 180'den 159'u e, çıkardığımızda cevap 21 eder. Yani şurası, bize burayı soruyor zaten. Burası nedir? 21 derecede, 21 derecedir. Hangi açı o? B, C, D açısı. Bakın onu çizmeye çalışalım. B B'den C'ye gidiyorum. C'den D'ye gidiyorum. Yani e, bu açımız kaç derece oldu? E, 21 derece oldu. O zaman cevap nedir? A seçeneği. Burada e, bir daha kısaca anlatmakta fayda var. Bakın şurada şöyle bir U kuralı vardır. Bu iki açının toplamı 180 olmak zorunda. Burada da bir U kuralı var. Bunların da toplamı 180 olmak zorunda ve burada ne oldu? 3 tane açı oluştu. Bu 3 açının da toplamı yarım çember olacağından dolayı eee 64 ile 95'i toplayıp 180'den çıkardığımızda bizden istenen şu açıyı bulmuş olduk.